Değerli arkadaşlarım, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi artık sizlerle beraber neredeyiz? Organlarımızdayız. Organlarımız yasama, yürütme ve yargı. Peki bu organlarımızda bizi neler bekleyecek? Önce bir tanıtımını yapıp sonra yasamayla dersimize giriş yapacağız. Üç temel organımız var. Yasama dediğimiz kesimi duyduğunuz anda aklınıza meclis, milletvekilleri gelecek. Burası bizim yasaları yapan kısmımız. Ben burayı beyin takımı olarak görüyorum. Beynimiz, her şeyi düşüneceğimiz, tasarlayacağımız yer o milletvekillerimizdir. Milleti temsil eden kesimdir. Sonra ise siz de yürütmeye geçeceğim. Yürütme bizim cumhurbaşkanımızdır. Artık tek başlı ve tek başına cumhurbaşkanımız var. Ve o ise yasaları uygulayan, yani beyin takımı yapsa da o bizim kalbimiz, olmazsa olmazımız, yasaları uygulayacak olan kim? Yürütme. En sonda ise yargıyı vereceğim. Yargı ise bize neyi veriyor? Bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Yani bunlar da hukuki uyuşmazlıkları çözecek. Ben bunları damarlarımıza benzetirim. Damarlarda tıkanıklık olmasın, sağlıklı rahat yaşayalım diye uğraşır yargıda. Tamam. O zaman burada biz yasama, yürütme ve yargıda neler göreceğimizi şöyle bir verdiğimize göre artık tahtımıza geçip yasamayla başlayalım. Haydi bakalım, tahtımıza geçiyoruz ve yasamayla, milletvekilleriyle başlıyoruz. Evet, haydi o zaman arkadaşlar, organlarımızı tanıdığımıza göre ilk organımız olan yasama ile açılışımızı yapalım. Ne diyormuşuz? Yasama yetkisi kime aitmiş? Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. O zaman sizi meclisimizde bir tanıştıralım. Önce birazcık giriş yapacağım. Sonra da yavaş yavaş içeriğine girelim isteyeceğim. İlk olarak şunu yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani yasamanın özellikleri nelermiş? Gelin bir onları görelim. Yasamanın özelliklerine baktığımızda bir, yasama yetkisinin diyeceğim genelliği vardır. Genel oluşu ne demek konuşalım. İki, yasamanın diyeceğim asliliği vardır. Asli oluş ya da tek el, ilk el dediğimiz şey. Bir diğeri yine bizim için önemli unsurlardan bir tanesidir. Yasamanın diyeceğim devredilmezliği vardır. Ve bir de ne var diyeceğiz? Yasamanın sürekliliği vardır. Bazen sorularda çünkü diyeceğiz ki hangisi meclisin özelliklerinden biridir ya da değildir? Bir, genelmiş. Yani ne yapabiliyor arkadaşlar? Dilediği konuda ayrıntılı düzenleme ve kanun yapan kısım burası. Çünkü biz buraya ne demiştik az önce? Bizim beyin takımımız, her şeyimiz burası. Bak ne yapıyormuş burada? Dilediği konuda ayrıntılı düzenleme ve kanun yapabilir. Çünkü bugün kanunları çıkaracak olan yer meclis, beyin takımımız. Aslidir, ilk eldir, tek eldir. Yani ele aldığı konuyu araya herhangi bir katman girmeden yapabilir. Bak ne diyorum? Ele aldığı konuyu araya herhangi bir katman girmeden yapabilir diyeceğim. Çünkü asıl sahibi burasıdır. İlk el dediğimiz yapısı vardır. Geldim bir diğerine. Yasamanın neyi var diyeceğiz? Devredilmezliği. Yani sen yasama yetkisini alıp da bir başkasına ne yapamazsın? Veremezsin. Yani burada o zaman şunu diyeceğiz. Yasama yetkisi bir başkasına devredilemez. Çünkü kimindir? Meclisindir. Süreklidir. Ülkede ne olursa olsun meclisi kesintiye uğratmamız lazım. Tamam mı? Süreklidir. Yani kısaca kesintiye uğratılamaz. Böyle bir şeyin yapılması uygun kabul görülemez. Peki. Şimdi gel. Seninle biraz daha tanışma yapalım.
Ve onu şöyle ifade edeyim. Yasamanın kendi içerisine baktığınızda düzenleyici iki tane işlem göreceğiz. Ders boyunca hep bunlardan bahsedeceğim. Nedir o işlemler? Şöyle bir tahtımı sileyim. Sana bir onu da vereceğim. Sonra artık yavaş 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 içeriye doğru girelim isteyeceğim. Şöyle bir başlık atayım. Yasamanın diyelim ki düzenleyici işlemleri var. Gel tahtımızı ortalayalım. Yasamanın düzenleyici işlemleri. Ve bu işlemlere baktığınızda biz yıl içerisinde, yani bu kapsam içerisinde, yasama dersi içerisinde yasamada iki tane düzenleyici işlem olduğunu göreceğiz. Bunlardan bir tanesi çıkarılan kanunlar, bir diğeri ise ortaya konulan parlamento kararlarıdır. Size burada neyi aşılamaya çalışacağım biliyor musunuz? Kanun ne? Parlamento kararı ne? Mesela sorularda şunu sorarız. Aşağıdakilerden hangisi bir kanun örneğidir? Ya da hangisi bir parlamento kararı örneğidir? Hocam farkı ne? İkisi de meclisin yaptığı bir şey. Ya da şunu bile sorarım. Hangisi yasamanın düzenleyici işlemlerindendir? Kanun, parlamento kararı. Gel farkını öğrenelim. Hadi. Kanun dediğimiz şey, dikkat. TBMM tarafından çıkarılır. Sıkıntı yok. Kim çıkarıyormuş? Meclis. Dikkat et, Cumhurbaşkanı tarafından resmi gazetede yayımlanır. Yani bunu onaylayan kim? Meclis beyin takımıydı, Cumhurbaşkanı kalbimizdi. Yani yasaları yapan meclis, uygulayan Cumhurbaşkanı. Devam et, bak ne diyeceğim? Anayasa Mahkemesi tarafından da ne olur diyeceğiz? Yargısal denetimi yapılır. O zaman bu aynı zamanda yargısal denetimi de açık mıdır? Açıktır. Biz bunu göreceğiz. Bakın aslında 3 aşamadan gidiyor. Yasama, yürütme, yargı. Bunlar kanunsal şeyler. Gel tahtanın diğer köşesine. Parlamento kararı ile olan farklılığı en azından sana vereyim. Ve bütünsel olarak bunu gör. Bak şimdi. Geldim şimdi. Birinci noktada sana şunu vereceğim. Parlamento kararı da aynı kanun gibi nasıl çıkarılacak? TBMM tarafından çıkarılır. Aynı oldu hocam. Aynı zaten, ikisinde meclis yapıyor. O yüzden mecliste öğreniyorsun zaten. Farkına geliyorum. Dikkat edin. TBMM başkanı tarafından resmi gazetede yayımlanır. Yani kim yok? Cumhurbaşkanının parmağı yok. O zaman Cumhurbaşkanımızın karışamadığı ve meclisin yaptığı şeylere biz ne diyormuşuz kısaca? Parlamento kararı. Süper. Ve bir özellik daha vereyim. Yargısal denetime kapalıdır. Yani meclisin ortaya koyduğu parlamento kararları yargısal denetime kapalı, ama devamına şunu yazayım. 3 İstisna var sadece. Normalde yargısal denetimi kapalı ama istisna olan 3 şey var. Şimdi onlara girmeden şu mantığı anlamış ol. Yani kanunla parlamento kararın tek farkı, Cumhurbaşkanımızın parmağı var ise onlara biz kanun diyeceğiz. Ama Cumhurbaşkanımızın parmağı yok ise parlamento karar diyeceğiz. Mesela bir önceki videomuzda size kamu baş denetçisini öğretmiştim. Kamu baş denetçisini kim seçmişti? Meclis. Peki orada şunu dedim mi? Sonra Cumhurbaşkanı onaylıyor gibi bir şey dedik mi? Hayır. O zaman kamu baş denetçisinin seçimi bir nedir? Parlamento kararı. Ya da derslerde göreceksiniz. Vekilliğinizi bitireceğim. Ya da işte kendi içerisinde dokunulmazlığınızı kaldıracağız. Cumhurbaşkanı gelip ona karışabilir mi? Hayır. O zaman onlar da bir nedir? Parlamento kararıdır. Ve parlamento kararının verilmiş olan işlemlere yargı yolu da kapalıdır. Sadece 3 istisna var. Onları ders içerisinde göreceksin ama şimdiden de yazayım istiyorum. Derslerde hatırlatayım sana. Nedir o istisnalar? 1. TBMM iç tüzüğü değişikliğine. Meclisin iç tüzüğüyle ilgili bir değişim olursa yargı yolu inceleyebiliyor. Denetim var. Milletvekilliğinin sona ermesine yine itirazımız var. Ve bir de milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması dediğimiz yapıya da ne varmış? İtiraz durumları
söz konusuymuş. Bunu niye verdim? Dersin başında en azından kanun dediğimiz kelimeyle parlamento kelimesinin farkını görün diye. O zaman hazır mısınız? Şimdi başlayalım mı? Dikkat! O zaman tahtayı şöyle bir boşaltalım ve artık yasama diyelim ve sizi milletvekili yapayım. Gelin! Milletvekili nasıl olunuyor? Kaç milletvekilimiz var? Şartlar neler? Onları konuşalım. O zaman hadi gelin şöyle bir milletvekilleri diyelim mi? Şuraya yazdım. Milletvekilleri. Değerli arkadaşlarım, hatırlayın, sizlerle beraber parti kurmuştuk. Partimizin adı neydi? O sene, bu sene partisi. Hatta bu partiyi kurabilmek için belli şartlarımız vardı. Onlardan da sizlere bahsetmiştim. Ve bir seçim barajımız vardı. Kaçtı o? Eminim söylüyorsun şu an bana. %7'lik seçim barajımız vardı. Ve biz bu barajı geçtik. Amacımız mecliste bir grup oluşabilmek ve mecliste yer edinebilmektir. Ve milletvekili olabilmek için de bizler belli bir şekilde şartları taşımamız lazım. Peki şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda şöyle geçer: TBMM üye tam sayısı diye geçer. Derste hep size bunu kullanacağım. Üye tam sayısı kaçtır? Sen de bana kaç diyeceksin? 600 adet milletvekilimiz var diyeceksiniz. 5'i ölmüş, 20'si ayrılmış, bana ne? Ben hep ne diyeceğim? Üye tam sayısı dediğimde aklına hep 600 gelecek. Peki, 600 milletvekili belli oldu. Bu milletvekilleriyle ilgili iki tane önemli soru daha soracağım. Bir, milletvekilinin milletvekillik statüsü ne zaman ya da nasıl başlıyor? Ve bir milletvekilinin göreve başlayabilmesi için ne yapması lazım? Bir ondan da bahsedelim mi? 600 milletvekilinin milletvekillik statüsü ne zaman başlıyor arkadaşlar? Dikkat! İl seçim kurulu tarafından tutanak yani eşittir mazbata demek, tutanak düzenlenince. Yani biz mazbatamızı aldığımız anda rozetimizi şuraya takacağız. Artık statümüz milleti temsil etmektir. Biz bir milletvekiliyiz. Sana şunu da sorarım. Bu mazbata kim tarafından veriliyor? O ilin il seçim kurulu. Ha, onaylayan kim zaten? Yüksek Seçim Kurulu. Zaten senin milletvekili olduğunu onaylıyor. Ama bunu veren il seçim kurulu. Peki mazbatayı aldık. Taktık rozeti buraya. Sonra mecliste hepimiz toplanacağız. Geleceğiz kürsüye. Elimizde birer kağıt. Ve ne yapacağız orada göreve başlayabilmek için? And içmek zorundayız. Yemin edeceğiz. Bir yemin etme töreni olacak. O zaman görevi ne zaman başlıyormuş arkadaşlar? And içince. O zaman buraya yazdık, and içme. Peki hazır and içme dedim. Burada güzel bir soru yapalım mı? Dikkat diyelim. Nedir o dikkatimiz? Şöyle bir soru soracağım. Göreve başlayabilmek için diyeceğim. Göreve başlayabilmek için TBMM'de ant içmek zorunda olanlar var. Tabii ki tüm meslek grupları ant içiyor ama mecliste ant içecek olanlar kimler diye böyle bir detay soru sorayım size. O zaman kim diyeceğiz arkadaşlar? Gördün, bir milletvekilleri bunların başında. Başka kim var? Tabii ki Cumhurbaşkanımız da gelip aynı anda içiyor mu? Evet. Cumhurbaşkanının olduğu yerde Cumhurbaşkanı, yardımcısı ya da yardımcıları, onun olduğu yerde kabine yani diğer bakanlarımız aynı şekilde meclise gelip ant içecek. Şunu fosforlu başka bir renkle yazayım. Bir de buraya bak, kim yazıyorum? Kamu baş denetçisi diyeceğim. Denetçisi. Evet. Niye kamu baş denetçisi de yazdım biliyor musunuz? Kamu baş denetçisinin yemini anayasada belirtilmesi ama kamu denetçiliği kanunda onun da mecliste ant içmesi gerektiği belirtiliyor. O yüzden daha farklı bir işaret koydum. Ama sonuçta o da mecliste ant içenler arasında mı? Evet. O zaman burada bilmeni istediğim bir soru var. Milletvekili sayımız kaçmış? 600. Statümüz ne zaman başlıyormuş? Mazbatayı alınca. Göreve başlayabilmek için ne yapacakmışız? Ant içmek yani yemin etmek zorundaymışız. Şimdi kalsın bu köşede. Gelin bu milletvekili yani 600 milletvekilinden biri olabilmek adına milletvekili olma şartları neler ve kimler milletvekili olamaz, onları da konuşalım. Buraya attım başlığımı. Milletvekili
olma şartları dedim. Değerli arkadaşlarım, bugün bizim milletvekili olabilmemiz için aranan şartların başında ne gelir? Tabii ki Türk vatandaşı olmalıyız. Türk vatandaşı olacaksın. İki, şimdi burayı fosforlu yap. Aranan yaş şartı var. Milletvekili olabilmek için aranan yaş şartımız 18 yaşını doldurmuş olmak. Geçmişte bu yaş şartı daha büyüktü. Geçmiş seni ilgilendirmiyor. Boşuna onları bilme. Kafan karışmasın. Ama burada sadece bilerek söyleyeceğim. Bunun öncesinde mesela yaş 25'ti. Niye söylüyorum bunu bil diye söylemiyorum. Şu sebeple yaş 25 iken diyorduk ki askerliği yapmış olmak. Şimdi yaş 18 oldu. Mantıken askerliği yapmış olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Haliyle burada kelime değişiyor artık. Ne oluyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Askerlikle ilişiği olmamak diye geçiyor. Hocam o ne? Yani ya yapmış, ya tecilli, ya da muaf. Yani aramızda asker kaçağı varsa o olamaz. Tamam mı? Dikkat. Ve tabii ki milletvekili milleti temsil ediyor. 85 milyon insanın temsilcisidir bu 600 milletvekili. Bilgi, donanım, tecrübe en önemli şarttır. Ve bu sebeple de mezuniyet şartı nedir? En az ilkokul mezunu olmak. Yani burada en azından okuma yazma bilmesi dediğimiz unsur var. Tamam. Ha, diğer maddeler basit. Nedir onlar? Hepimizin bildiği gibi. İşte kısıtlı olmamak. Ya da daha önceden kamu hizmetinden mahrum olmamış olmak. Eğer ki bir mahrumiyeti varsa, işte ne bileyim FETÖ olayları şu bu gibi suçtan ya da terörden yargılanmış, şu olmuş, bu olmuş, hüküm giymiş, kamudan ihraç edilmiş bu tarz bireylerin milletvekili olma gibi bir unsuru yok. Bir de şuna dikkat edin. Taksirli suçlar hariç ceza infaz kurumunda diyeceğim. Kurumunda bulunan hükümlüler. Ama taksirli suçlar hariç ceza infaz kurumunda, hatta şöyle yazayım ben bu cümleyi daha güzel olur. Taksirli suçlar hariç bir yıl ve süresi var çünkü üzeri hüküm giymemiş olmak. Ama eğer ki taksirli suçlar hariç bir yıl ve üzeri hüküm giydiyse olamaz. Hüküm giymemiş olacaksın. Yani bir yıl şartı da yıl olarak aranır. Ve son olarak şunu da yazayım. Terör ya da yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek. Şimdi Yasin Hocam sana bunları yazdı. Çoğunu zaten biliyorsun. Burada o zaman fosforlu yapacağın, yani önemli diye vurgulayacağın 3 tane maddemiz var. Sorularda ben sana ÖSYM olsam bunları değiştirerek sorarım. Yaşını, askerlik durumunu ve mezuniyet durumlarına dikkat edeceksin. Bunlar neymiş? Milletvekili olma şartları. Peki kimler milletvekili olamaz? Bir de tersten konuşalım mı? Gel o zaman şöyle diyelim. Milletvekili olamayacak olanlar. Aslında buradakileri biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Söyleyeyim mi? Hani biz bir parti kurmuştuk. O sene bu sene partisi. Kurduğumuz bu partiye herkes üye olabiliyor muydu? Aa, olamıyordu. İşte onu al, kopyala, CTRL C yap, gel buraya CTRL V yap, yapıştır. Tamam. Nedir yani onlar? Gel biraz daha açayım hatta sana. Bir, hakim ve savcılar. Niye? Çünkü bunlar bağımsız ve tarafsızlık taşır. Aynı zamanda 2. Yüksek yargı organı mensupları. Yargı diyor. Yani mahkemede çalışanlar. Biraz daha açalım. 3. Yüksek öğretim kurumları, öğretim elemanları.
Şimdi bu öğretim elemanlarının yanına istiyorsanız bir parantez açın ve şöyle deyin. Bunlar için istisna tanınabiliyor. Tanınabilir. Yani hem öğretim üyelerine devam edip hem de vekil olabiliyorlar. Bunlar için sadece böyle bir istisna var. Bunu duymuş ol diye veriyorum. Ya da yüksek öğretim kurul üyeleri aynı şekilde bunlar da olamaz. Bak olabildiğince açıyorum sana. Ya da sen kimsin? Sen bir kamu görevlisin inşallah, değil mi? Kısaca buraya kamu görevlileri yani memurlar diyeceğim. Memur sırasındakiler. Bir de şu cümlem önemliydi. Hatırlayın, buna vurgu yapmıştım. Yine yapayım. O da şu. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. Diğer kamu görevlileri. Çünkü niye? Arkadaşlar, kamuda baktığınızda işçi, memur ve sözleşmeli personel var. Yani kamu görevlisi olan işçiler olur diyor. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri olamaz. Ve bir şey daha yazmıştık. Onlar da kimdi? Silahlı kuvvet mensuplarıydı. Bunlar ne yapamıyormuş? Milletvekili olamıyor. Ama hocam ben geçen gün işte milletvekili seçimlerinde gördüm, bir pankart gördüm. Bilmem ne savcısı X partisinden adaydı ya da şuradan buradan. Onlar nasıl oldu hocam? Canım benim, çok mu istiyorlar bizim o sene bu sene partimize? O zaman gelsin. Nasıl gelsin? Ayrıl da gel. Ayrıl gel, alırız, sıkıntı yok. Mesleğini bırakmak zorunda. Burada bir detay bilgi yapalım mı seninle? Bir dikkat diyelim. Nedir o da? Dikkatiniz şu. Değerli arkadaşlarım, bu üyeler yani buradaki meslek grupları mesleğinden istifasını verip partiye üyeliğini koydu. Ancak partiden istediğini alamadı. Yani milletvekili olamadı. Boşta kaldı garibim. Ne olacak? Mesleğine geri dönmek isteyecek. Peki görevinden istifa ettikten sonra her meslek grubu mesleğine geri dönebiliyor mu? Döner. Ama siyasi amaçlı istifa eder isen, siyasi amaçlı istifa eden meslek gruplarından bazıları dönemez. Niye? Mantıklı düşün. Bağımsız ve tarafsızdı ya hani çoğu. Tarafını belli ediyor. Tarafını belli ettiği için seni bir daha alamam. Ona göre iyi düşün de istifanı ver. Tamam. Yani işini garantiye almazsan mesleğinden de olabilirsin. O zaman burada şöyle bir not yazmış olalım. Görevinden siyasi parti üyeliği amacıyla istifa edenlerden tekrar geriye dönemeyecek olanlar varmış. Peki tekrar geriye dönemeyecek olanlar, hadi bakalım kimlermiş? Aldım elime kalemimi, sen de yazarsın. 1. Hakim ve savcı. Sen ne yapamazsın diyeceğim? Geriye dönemezsin. Çünkü bağımsızlık ve tarafsızlık içermen gerekiyor. Artık bitti. Yüksek yargı organ mensupları. Yargı diyor. Almam, dönemezsin. Öğretim elemanları zaten istisna tanınabiliyordu. Dönebilir. Kurul üyeleri döner. Sen dönersin. Hatta bu dönmek için şartlar neler, ne yapmamız gerekiyor, ne kadar beklememiz gerekiyor, onları kamu görevlileri dediğimiz başlıkta öğreteceğim. İşçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri döner. Bir de yine kim dönemeyecek? Silahlı kuvvet mensupları da geri dönemeyecek. Tamam. O zaman biz milletvekilliği için gereken şeyleri gördük. Şimdi gelin sizinle nereye gidelim arkadaşlar? Seçimlerimize doğru gidelim. Ve beraberce seçimler nasıl yönetiliyor, nasıl işliyor onları da göreceğiz. Şimdi canlar, gelin sizle beraber milletvekili olma hususlarını gördüğümüze göre nereye gidelim? Seçimlere gidelim. Ülkemizde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi vardır. TBMM ve Cumhurbaşkanlık ve diyorum çünkü artık seçimlerimiz birlikte yapılıyor. TBMM ve Cumhurbaşkanlık seçimleri ülkemizde genel seçim olarak ifade ettiğimiz seçimlerdir. Ve kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılıyor. 5 yılda bir sandığa gidiyorsun. V bağlacını kullanıyorum. Yani sandıkta
İkisi için oy kullanıyorsun. Geçmişte bu yoktu, artık yeni sistemde bu. Mesela en son gittiğin seçimleri hatırla. Kime oy vermiştin? Yani kime derken? Neye verdin? Bir milletvekilleri için verdin. Hem de cumhurbaşkanlığı için verdin, değil mi? İki tane farklı pusula elindeydi. Peki hocam, 5 yılda bir yapılıyor. Sor bana. Daha önceden ben milletvekiliydim. İstediğim kadar yine milletvekili olabilir miyim? Bir sınır var mı? Belki partilerin iç tüzüğünde sınırlama getirilebilir. Bu bizi bağlamıyor. Ama herhangi bir sınır yoktur. Bir kişi istediği kadar milletvekili olma hakkına sahiptir. Peki geçmişte cumhurbaşkanıydım. Yine istediğim kadar cumhurbaşkanı olabilir miyim? Hayır. Bunu şimdiden duy. Yürütmeye geldiğimde orada da söyleyeceğim. Ama şimdiden öğren. Nedir o da? Bir kişi arkadaşlar normal şartta en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Onun dışında herhangi bir yapma yetkisi yoktur. Peki biz genelde millet olarak 5 yıl dayanamıyorum diyoruz. Niye? Ne istiyoruz? Erken seçim istiyoruz. Hadi gel, sana bir bunu da vereyim. Ülkemizde erken seçim kararı alma yetkisi kime ya da kimlere ait? Bir kere Yasin Hocan sana yasamada bir soru soruyorsa, yasamada sorduğum her soruda bana cevaben meclis bir kere deyin. Tamam. Çünkü yasamada işliyorum. Amacım o. O zaman ülkemizde erken seçim kararını almayla yetkili olan kişilerden bir tanesi meclis, bir diğeri ise cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanı bir kişi olarak ben erken seçim istiyorum deyip buna karar verebilir. Bunun için özel bir sebep ya da bir gerekçe sunmasına gerek yoktur. Canım sıkıldı, erken seçim istiyorum. Tamam, olur. Peki hocam, meclis toplamda kaç kişiden oluşuyordu? Üye tam sayımız kaçtı? 600. Şimdi bakın, gelin sizde bir şey yapalım. Artık yavaş yavaş böyle sayılar devreye girecek. Bu sayıları yasamada çok göreceksiniz. Karıştırmayın. Alın elinize şöyle küçük bir not. Sayı gördükçe bunları ayrı bir kenara yazın. Sonra hocam sayılarda kafam karışıyor. Karışmasın işte, söylüyorum. Tamam. Şimdi meclis 600 kişiden oluşuyor. 600 kişinin erken seçim kararı alabilmesi için hepsinin gelip de he diyebilmesi gibi bir lüks yok. Peki o zaman soru. TBMM tarafından erken seçim kararı alınabilmesi için gerekli olan çoğunluk kaçtır? Üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu. 5'te 3'ü de kaça tekabül eder? 360 milletvekiline tekabül eder. Bak, 360 milletvekili he derse erken seçim kararı alınır. Haliyle meclisin aldığı bir karar olduğu için buna cumhurbaşkanı karışmaz. Yani bir parlamento kararıdır. 360 kişiyle meclis erken seçime gider. Bazen insan burada şunu merak ediyor. Hocam, bu hem cumhurbaşkanına verilmiş bir yetki hem de meclise verilmiş. Bunun bir ayrıcalığı var mı? Şöyle bir detay vereyim. Değerli arkadaşlarım, cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa, örneğin bu seçimi de ikinci döneminde alır ise bir daha aday olamaz. Çünkü ikinci dönemi bitmiş oluyor. Değil mi? Çünkü kaç dönem olabiliyor demiştik? 2 dönem. Ama cumhurbaşkanı örneğin ikinci döneminde. Mesela şu anki seçilen cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki ikinci döneminde. Ve şu an seçilen cumhurbaşkanımızın görev süreci kaç yıl? 5 yıl. Şu an 2023'e sen 5 koyarsın. 2023'te seçildi çünkü. Seçimler 2023'te oldu. 2023'e 5 koyarsan, gelin biraz Devlet Bahçeli olayım, kaç yapar? 2028. 2028 yılı dolmaya yakın cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa bir daha aday maday olamaz. Çünkü 2 dönem oluyordu. Ama 2028 yılı dolmaya yakın meclis kalkıp 360 kişiyle erken seçim kararı alır ise cumhurbaşkanına bir kez daha aday olma hakkı düşer. 2028'de o zaman bir daha aday oldu desek, üzerine 5 yıl daha seçilmiş olsa kaç yapar? 40 yapar. 2033'e kadar da yapabilir yani. Hak mı? Hak. Anayasa bunu söylüyor. Peki burada şu an şok gözlerle beni izleyen ve dinleyenler var. Not verelim. O da şu. Erken seçim kararı alınır ise bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayımlanır ve seçimde 60. günü takip eden ilk pazar yapılır. Tamam. Seçim ne zaman yapılıyormuş? 60. günü takip eden ilk pazar biz halkça sandığa gidecekmişiz. O zaman değerli arkadaşlarım, seçim dediğimiz mantığı anladığımıza göre
Hadi bir sonraki dersimizde biraz daha bu meclisin içeriğine girelim. Bizi burada neler bekliyor? Hangi hususlar var? Milletvekillerinin sahip olduğu özellikler neler? Biraz da onları görelim. Bir sonraki derste görüşürüz.